Efendim herkese günaydınlar. Sıcak, güneşli bir Adapazarı sabahından mutlu, huzurlu, sağlıklı, her zaman dediğimiz gibi sempatik bir gün diliyorum. Biz sempatik bir gün diliyoruz ama bugün 4 Haziran 2024 Salı güne biz basın yayın kuruluşları yine son anda gelişen enteresan ve maalesef can sıkıcı bir haberle başladık. Adapazarı'nda bir tarlada yaklaşık yarım saat önce köpekler insan kemikleri buldu. Ekiplerimiz şu anda olay yerinde. Sizlere bilgileri an be an medyabar.com üzerinden aktarıyor olacağız. Hemen elimize gelen ilk bilgileri vereyim size. Adapazarı'nda köpeklerin sürekli aynı yere giderek havlamasından dolayı ve gelen kokudan şüphelenen muhtarın ihbarı üzerine bölgede yapılan aramada kemikler, maalesef tişört ve bir ayakkabı bulundu. Savcılık ve jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkiinde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen muhtar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan aramada ekipler bölgede bir erkeğe ait olduğu henüz düşünülen kemik parçaları, tişört ve ayakkabı tespit etti. Olay yeri inceleme şu anda orada detaylı inceleme yapıyor. Ardından bulunan insan ve insanın kemik parçaları Korucuk Araştırma Hastanesi otopsi merkezine kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı ait olup olmadığı kesinleşecek. Olumlu sonuç çıkarsa DNA tespiti için kimlik tespit birimine yönlendirilecek. Alandüzü mevkiinde köpeklerin sürekli aynı yerde havlamasından dolayı durumdan şüphelenen muhtarın emniyet güçlerine haber vermesi neticesinde yaklaşık yarım saat önce, tam yarım saat biz programımıza girerken olmamıştı bile, insan kemikleri tespit edildi. Bu son dakika haberini sizlere vermiş olalım. Bir tişört ve bir ayakkabı yanında bulunmuş. Efendim çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bölgede an be an gelişmeleri bizler de sizlere bildireceğiz. Yani hayat maalesef asayiş olayıyla başladık bugün güne, bu sabaha. İsterseniz hemen bir videoyla programımıza giriş yapalım. Trafikte tepki çeken anlar. Efendim trafikte yine vatandaşlarımızdan enteresan görüntüler geldi. Haberimizi bir izleyelim, üstüne konuşacağız. Küçük çocuklara motosiklet kullandırdı, yaptığı marifetmiş gibi bir de o anları sosyal medyadan paylaştı. İki kişi kullandıkları motosikletin kontrolünü önlerinde oturan çocuklara bırakarak yolda seyretti. Şahıslar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Trafikte tehlikeli anlara bir yenisi daha eklenirken o anları şahıslar bir de sosyal medyada paylaştı. Çocukların ne yarış motosikleti kullanan bir kişinin kask takmadığı görülen sosyal medya görüntüleri tepki çekti. Efendim maalesef çocuklar istiyor. Arabada kullanmak istiyorlar, motosiklette kullanmak istiyorlar, ısrar ediyorlar, ağlıyorlar. Ama gerçekten burası yani tam bir otoyol mevkii, tehlikeli bir alan. Hani biz büyükler böyle iki tekerli araçlarla zor dengede dururken akan trafikte sürekli kullananlar bile çok profesyonel olmuş olanlar, artık refleksleri çok yerleşmiş olanlar bile, gerçi büyü var arkasında ama hiç fark etmez direksiyon çocukta, biz bile tehlikedeyken trafik akışı, sürücülerimizin bazen duyarsızlığı hepimizi etkiliyorken, yani bir çocuğa ilerisi için de kötü. Hani bunu örnek alacak, hatırlayacak, kendi de böyle yapacak. Görüyorsunuz trafikte akıyor, yol sakin ama ne olursa olsun İki tekerli, yani üç tekerli
Mopedler bile gayet tehlikeli, denge problemleri var. Orada taş olabilir, kasis olabilir, zeminden kaynaklı bir hoplama zıplama da olabilir. Sadece trafik değil. Hakikaten şimdi tamam Tosun Paşam çekirdekten yetişme yazmış ama tamam çekirdekten yetişme de işte sıkıntı var. Yani yamalar var yolda, orada ben görüyorum. Tehlike çok riskli. Yani bu tatlı çocuğumuz için hem kötü bir örnek hem görenlerin yüreğini ağzına getiren bir durum. İhlas Haber Ajansı görüntüleri tespit etmiş, basın yayın kuruluşlarına servis etti. Yani ya bunlara, bu konularda çocuklara taviz vermemek lazım. Yani tehlikeli olan hiçbir şey için taviz vermemek lazım. Hatta ben hep söylerim, spor branşlarında bile, hani spor aktivitesi, motosiklet sporu da dahil, ölme riskiniz olan hiçbir şey bence spor değildir. O maceradır. Yani işte bir futbol, bir voleybol gibi motosiklet yarışları, offroadlar, araba yarışları değildir. Ya da kickbox değildir. Yani tamam kuralları var ama bu sporlarda kazadan, beladan ya da kickbox turnuvasında olanlardan aldığınız darbelerden hayatınızın tehlikeye girdiğini ve ölme riskiniz olduğunu biliyoruz. Yani enteresan. Maalesef kötü görüntüler. Maalesef kötü örnekler. İnşallah tekrarı olmaz. Ama bu kötü örneklerden şundan heveslendiklerini düşünüyorum insanların. Şimdi motosiklet, tabii Sakarya'dan çok ünlü motosikletçiler yetişiyor. Dünya şampiyonları çıkıyor. Kenan Bey de, Kenan Sofoğlu da bu konuda ön ayak oluyor. Çok destek veriyor. Gerçekten orada çok önemli bir iş yapıyor. Milli bayrağımız şampiyonalarda İstiklal Marşımızla birlikte dalgalanıyor. Ama onun küçük oğlunun sosyal medyadaki sürekli araba kullanırken, motosikleti kullanırken yayınlanan görüntüleri maalesef işte bazı özentilere ve bu tip görüntülerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Ben rol model olan, topluma rol model olan insanların bu konularda çok daha dikkatli ve hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işlerde çünkü genetik faktörler de çok önemli. O siz pistte yapıyorsunuz ama rol model olduğunuz için birileri sizden görüp heves edebiliyor. İnsanların bir de çocukları için çok güzel hayalleri vardır. Her anne için çocuğu eşsizdir. Her baba için çocuğu dünyanın en zeki çocuğudur. İçindeki cevheri çıkarmak ister ama siz pistte yapıyorsunuz. Onlar otoyollarda yapıyorlar. Gerçekten toplum önünde olan insanların ve hal ve hareketleri, tavırları örnek alınan insanların bence bu konularda daha dikkatli olması gerekiyor. O görüntülerin, Zayn'ın görüntülerinin çok sosyal medyada viral olması işte bu tip özentilere de yol açtı diye düşünüyorum. Ha bizde yok mu? Ezelden beri var. Çocuğu direksiyona oturtururlar özellikle arabada. Özellikle erkek çocuklarına bir bakarsınız araç kullanıyor olur babasının ya da annesinin kucağında. O da yanlış ama iki tekerli tamamen yanlış. Tamamen tehlikeli maalesef. Evet, geçelim yerel gazetelerimize. Yeni Gün gazetesi. Yeni Gün gazetesini her elime aldığımda şunu yine buradan da bir göstereceğim. Gazze'de insanlık katliamının 240. günü. Yeni Gün gazetesi bunu 240 gündür yapıyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Birkaç defa bu programda söyledim. Sevgili Müjdat Çetin'e ve gazetedeki çalışan tüm arkadaşlarımıza. Unutmamak lazım. Bitene kadar bu zulüm unutturmamak lazım. Gelelim Yeni Gün gazetesinin manşet haberine. OSB'lerde boş duran parsel sahipleri açıklanacak mı? İş dünyası sessiz demiş Yeni Gün gazetesi. Daha önce yaptığı rant değil üretim olsun haberine atıfta bulunarak manşetini atmış. Sakarya'daki organize sanayi bölgelerinde yatırım amaçlı değil, rant için yer aldıkları öne sürülen firmaların açıklanmasına yönelik yaptığımız habere iş dünyası sessiz kaldı diyor Yeni Gün gazetesi. Yıllar önce kurulan ve yer yok diye genişleme sahaları ile daha da büyüyen OSB'lerde bile birçok parselin halen boş beklediğini belirten vatandaşlar,
Madem yatırım olmayacak, verimli tarım arazileri neden heba ediliyor? Birinci OSB'deki genişleme alanı tarım alanı değil miydi dediler. Çok doğru. Vatandaşlar görüyorlar, bizler de görüyoruz gelip geçerken. Hepsinin etrafında ve içinde birçok boş alan var. Sakarya'nın verimli tarım arazileri üzerine peş peşe OSB kurulduğunu belirten vatandaşlar, çok OSB var diye övünmek yerine yatırım ve ihracatımızla övünmeliyiz. Bugün organize sanayi bölgeleri dışındaki otomotiv sektörü olmasa ihracatımız anında düşecek. Bu nedenle OSB'lerde boş olan arazilere yatırım yapılması için gerekli baskı yapılmalı dediler. Veya bu organizasyonu biz tahsis, özellikle yer tahsisi konusunda fabrikalara, iş yerlerine yanlış yaptık. Boş alanları en azından yeşil alana boş duracağı süre ne kadar belli değil çünkü çevrilebilir diye düşünüyorum, ağaçlandırılabilir diye düşünüyorum. Çünkü uzun yıllardır gerçekten Söğütlü'de olsun, Hendek'te olsun, Hanlı'da olsun boş duran çok geniş araziler var OSB'lerin içinde. Bizler de hepimiz de gelip geçerken görüyoruz. Yeni Gün gazetesi çok güzel bir tespit yapmış. OSB'lerdeki arazilerin fabrika yerine depo gibi kullanıldığını öne süren vatandaşlar, rant için değil gerçek üretim için OSB'ler olsun, bir an önce boş yerlerde olsun ve üretim artsın. Satso hangi OSB'de ne kadar boş parsel var açıklasın, Söğütlü 2. OSB'de yaşanan durum ortada, artık rant değil yatırım olsun demişler. Bir diğer haberi Yeni Gün gazetesinin Karasu sahiliyle ilgili. Karasu'da Karadeniz içine yapılan dalga kıranlara rağmen her kış yaşanan kıyı erozyonuyla yok olan sahil kum taşınarak yeniden oluşturulmaya başlanmış. Bakalım detaylarına efendim. Ahmet Şen'in haberi. Karasu deniz kıyısındaki sahil park önünde kışın taşlarla önlenmeye çalışılan kıyı erozyonunun ardından yaz mevsimine girilmesiyle birlikte belediye bu kez kum taşıyarak sahil oluşturmaya başladı. 10 Haziran itibariyle başlayacak sezon öncesi sahil şeridi vatandaşların yararlanacağı hale getirilirken vatandaşlar her yıl yaşanan bu soruna kalıcı çözüm istemişler. Bir de tabii Karasu'da maalesef boğulma haberleri geliyor her sene. Çok korkunç gerçekten, sayı hiç az değil. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu sene can kurtaranları özel bir eğitimden geçirip tekrar 1 Haziran itibariyle sahillerimize gönderdi. O konuda çok dikkatli bir çalışma var ama ne kadar dikkatli olursa olsun öncelikle özellikle Karasu gibi rip akıntısı olan sahillerde bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok iyi yüzmeyi biliyorum demek biraz şey gibi. Hani yapılan istatistikler hep trafikte çok iyi şoför olduğunu iddia eden, çok uzun yıllardır araba kullandığını iddia eden veya öyle olan o özgüvenle, nasıl söyleyeyim, o cesaretle, tecrübenin verdiği cesaretle yola çıkan sürücülerin daha çok kaza yaptığı, ölümlü kazaların daha çok yapıldığını biliyorsunuz ortaya çıkarmıştı geçmiş yıllarda. Şimdi yüzme ve deniz konusunda da ben çok iyi yüzerim, doğduğumdan beri yüzerim diye açılan kişilerde maalesef Karasu'da daha çok boğulma vakası oluyor. Geçmiş yıllarda hep böyle oldu. Hani ben de çok iyi bilirim. Ne zaman yüzmeye öğrendiğimi hatırlamıyorum. Yürümeyle birlikte büyük bir ihtimalle. Çocukluk, bebeklik çağlarımızdan itibaren. Her denizde de açılırım. Çok da severim ama Karasu'da henüz ayaklarımı sudan kesmişliğim yoktur. Çünkü rip akıntısı su sizden güçlüdür. Yani sel sularını düşünün. Bir karış sel suyu bir arabayı sürüklüyor. 50, 60, 70, 80, 90 kiloluk bizlere neler yapmaz. Yani rip akıntısı dediğiniz basit bir olay değil. İstediği kadar kum doldurulsun, dalga kıran konulsun, can kurtaranlar isterse sizin başınızda bekliyor olsunlar jet skilerle. Yani tehlikeli, riskli. Efendim biz Karasu'da açılmayacağız. Akıntıya dikkat edeceğiz. Orada sahilin tadını çıkaracağız. Suya girelim. Boyumuzu geçmeyecek şekilde. Can bu. Yani gitti mi gelmiyor. Riske girmeye gerek yok. Çekiyor. Çok kuvvetli çekiyor. Ve çok meşhur bir rip akıntısı var. Ondan kurtulmak da çok kolay değil maalesef. Hani profesyonel yüzücülerin hepsi bile değil, bir kısmı rip akıntılarından kurtulabiliyor. Onun için çok dikkatli olmalarını rica ediyorum ben bütün Sakaryalıların veya Karasu'ya bu sene de gelen herkesin.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sakarya'daydı efendim. 27 Mayıs kara bir lekedir demiş katıldığı programda. Bakalım hangi programa katılmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Milletvekili Ali İnci'nin davetlisi olarak gelmiş ilimize. 27 Mayıs darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndan çıkarılacak dersler konulu konferansta konuşmuş Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta yapılan konuşmalarda 27 Mayıs'ın kara bir leke olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, o harekat Kıbrıs Barış Harekatı başarılı olmasaydı Kıbrıs bugün Yunan adası olacaktı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir bakıma Yunanistan kuşatmış olacaktı demiş. Hemen bu noktada rahmetli Başbakanımız, Karaoğlanımız Bülent Ecevit'i analım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatırsın. Bu konuşmada, bu programda andılar mı detaylarına bakacağız birazdan ama gerçekten Kıbrıs Barış Harekatı'nda rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Necmettin Erbakan'ın çok büyük emeği, çok büyük, hakikaten çok önemli hamleleri var. Ayşe tatile çıktı parolasıyla biliyorsunuz o yıllarda başlatılan bir harekat. Her iki siyasi adamın uyum içinde, uzlaşı içinde destekleyerek ülkemiz menfaatlerine emek verdiği bir harekat ve şükürler olsun ki başarılı olmuş bir harekat. Orada Hakk'ın rahmetine kavuşan, şehadete eren şehitlerimiz oldu. Hepsini saygıyla anıyoruz. Gazilerimiz var. Hala hayatta olan pek çok Kıbrıs gazimiz var. Onların hepsine de saygılarımı sunuyorum. Kendim ve kurumum adına. Ersin Tatar'ın programıyla ilgili konferansın haricinde bir dizi ziyaretlerde de bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Valilik ziyaretinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye'yi ziyaret etmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Sayın Ersin Tatar'la bir araya geldiğinde sizlerle ağırlanmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sakarya'mız deprem yaşamış. 30 yılda yerle bir olmuş. Her şeye rağmen dinamik insan yapısıyla, doğal güzellikleriyle birlikte Marmara bölgesinin incisi ve Türkiye'deki bütün etnik grupların yer aldığı 72 kültürün birlikte yaşadığı kardeşlik coğrafyasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzur bulduğum şehir dediği Sakarya'ya sizler de hoş geldiniz demiş. İnşallah sizler de bu ziyaretinizle beraber Sakarya'dan huzurlu bir şekilde ayrılırsınız. Sizinle beraber olmaktan onur duyuyorum şeklinde misafirimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız karşılamış. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmaların, sohbetlerin devamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını tamamlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gayet güzel ifade ettiği gibi şimdiki Türkiye'nin yeni yüzyılında inşallah başarıdan başarıya ve bütün bunlar bizlerin millet olarak daha güçlü olabilmesi için çalışmalarımızı bu heyecanla yürütmenin aziz ve kararlılığı içerisinde olmamız gerektiğini ve bugün Sakarya'da gördüğüm kadarıyla burası dinamizmle ifade ettiğiniz gibi yaşanan bu deprem felaketlerine rağmen toparlayarak ve gerek ekonomik, gerek ticari, gerek yatırımlarla buranın refahının arttırılması için 72 farklı kültürün kaynaştığı bu güzel coğrafyada Türkiye'mizin gerçekten istikbali ve istiklali için buradaki başarılar çok önemli demiş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs şivesiyle konuştuğu için tabii konuşmaların deşifresi yapılırken cümleler bayağı bir uzun olmuş. Kıbrıs şivesinde bir daha biliyorsunuz uzun ve devrik cümleler yer alıyor. Onun için de biraz Türkçe çevirmesi zor olmuş gerçekten. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki dolayısıyla ben belediyemizi ziyaret ederken bütün Sakarya halkıyla bir kez daha burada bulunmaktan ve kucaklaşmaktan duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinize bu güzel ve samimi karşılama için çok teşekkür ediyorum demiş. Bir taraftan da bakıyorum. Evet. Rahmetli Bülent Ecevit ve Sayın Erbakan şu bu haberde yok. Belki görüntülerini izlersek konuşmanın, konferansın tamamını vardır. Bilemiyoruz.
Gelelim bizim Sakarya gazetelerine. Evet. Yeni dönemde Sakarya'nın daha da güzelleşeceğine, halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını olan yaşlarını dile getirmiş. Kimler? Basın temsilcileri, başkanları ziyaret etmiş. Bu ziyarette de yeni dönem için olan umutlarını ve inançlarını söylemişler. Belediye başkanları da bu nazik ziyaret ve destek için gazetecilere teşekkür etmiş. Sakarya'nın kalkınması için ve gelişmesi için yerel medyanın önemine vurgu yapmışlar efendim. Saski çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saski su kayıplarını engellemek ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını şehir genelinde aralıksız şekilde sürdürüyor. Kaynarca Kertil Mahallesi'nde kısa bir süre önce başlatılan hat yenileme projesi tamamlanmış. Proje kapsamında bölgenin eskiyen ve kayba neden olan, su kaybına neden olan 3300 metrelik içme suyu hattı yenilenmiş. Bu gerçekten de çok önemli. Hemen su demişken bir görüntülü haberimiz var. Sevgili Samet, Sapanca'da tartışılan görüntü isimli haberimizi seyircilerimize, dün akşam haber bülteni izlemeyen veya bu haberi kaçıran seyircilerimiz için bir verelim. Su haberinin üstüne bakalım, esas ana kaynağımız, içme suyu kaynağımız, dünyanın göz bebeği, insanlık mirası Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Üstüne konuşacağız efendim. Sapanca Gölü doğal güzelliğinin yanı sıra kendi kendini yenileyebilmesi sebebiyle dünyanın nadide doğal içme suyu kaynaklarından biri olarak biliniyor. Sapanca Gölü'nün Rüstempaşa ve Göl Mahallesi kıyılarında son günlerde iş makineleriyle yapılan çalışmalar merak ediliyor. Gölü besleyen Keçi Deresi ve Sarp Deresi'nin döküldüğü alanda gezenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İki derenin ağızlarının kapatıldığı ve su geçişinin borularla sağlandığı görülüyor. Derelerden gelen bulanık ve kirli suyun gölü kirlettiği görüntülerde tepki çekti. Göl yüzeyindeki kirlilik geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaja benzetildi. Edinilen bilgilere göre Keçi ve Sarp derelerinin Sapanca Gölü'ne döküldüğü bölgelerin ıslahı için geçtiğimiz kış aylarında Devlet Su İşleri tarafından çalışma yapıldı. Hava muhalefeti ve gölün seviyesinin yüksek olması nedeniyle çalışma sonlanmazken göl içinde çıkartılan kum ve mıncırlar bir tarafa yığıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sapanca'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasındaysa Sapanca Gölü'ne ulaşamayan derelerin suları çevresindeki yerleşim yerlerinde su baskınına sebep oldu. DSİ çalışmayı hızlandırırken kum ve mıcır yığıntısının tahliyesi için göl kıyısında geçici bir yol oluşturuldu. Bu kapsamda Keçi ve Sarp derelerinin ağzına da su tahliyesi için boru konuldu. Sapanca Belediyesi de derelerden çıkan kum ve mıcırı belediye hizmetlerinde kullanmak üzere almak için DSİ Genel Müdürlüğü'nden izin aldı. Sapanca Belediyesi'nin ekipleri fazla kum ve mıcırı almak için DSİ ekipleri de derelerdeki göl ve kıyısındaki çalışmayı sonlandırmak için ortak çalışmaya başladı. Çalışmaların birkaç gün içerisinde tamamlanması ve iki derenin ağzının açılarak doğal haline getirilmesi bekleniyor. Evet, tüm şu kayıp kaçak mevzusuna rağmen eleştirdiğimiz bungalovlarla ilgili ve Saski denetimlerindeki zabıtaları, işte bungalovların önüne dikilmesiyle ilgili eleştirdiğimiz tüm konulara rağmen Sapanca Belediyesi de gördüğünüz gibi olaya müdahale olmuş. Sayın Nihat Ardaşahin'in çevreci bir insan olduğunu, aktivist bir insan olduğunu biliyoruz. Bu konuda da çalışmaların Saski ile DSİ ile ortak devam ediyor olması çok önemli. Şimdi Sapanca Gölü ile ilgili hiçbir kirliliğe, hiçbir zaafa, hiçbir hataya maalesef Sakarya halkı, maalesef değil, iyi ki aslında bu bilinçteyiz, hiçbirimizin tahammülü yok. Çünkü gölümüz çok büyük değil. Yani öyle deniz diye, işte Van Gölü'ne deniz diyorlar ya, deniz diye tabir edilen Hazar Gölü gibi, efendime söyleyeyim bizim en büyük gölümüz Van Gölü gibi, Tuz Gölü gibi büyük bir göl değil.
Gölümüz kirlenirse, korunmazsa, bu nüfus yoğunluğuyla, etrafındaki bu konut sayısıyla, bu otoyol geçişleriyle, çünkü her otoyoldan ağır metaller akıyor göle. Kirlenmeye ve eğer korunmazsa, Allah korusun, ölebilir, ölmeye müsait bir yapısı var. Gölümüz çok büyük bir göl değil. Hani tekrar tekrar papağan gibi aynı şeyi söylüyorum. Bu gölü korumamız gerekiyor. Öyle böyle değil. Yani orada sigara içerek geçen biri izmaritini atsa tepki göstermemiz gerekiyor. Bisküvi ambalajını atsalar tepki göstermemiz gerekiyor. Yani bir de içme suyu kaynağımız. Ve dünyada 3 tane var. Bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla 3 tane. Hadi 4 olsun, hadi 5 olsun. Doğal güzelliğini, tablo gibi manzaralarını, hepsini geçtim. Ya düşünsenize, şöyle bir insanlık mirası ve bizim. Bir kayıkla açılıyorsunuz 50 metre, avucunuzla içinden alıp suyunu içebiliyorsunuz. Ya bunun etrafına sağlayacağı habitatı düşünün. Yani onun için bazen bizlere de yorumlar geliyor. İşte çok yapıyorsunuz Sapanca haberleri. Evet, yani biz bu şehrin tek televizyonuyuz. Böyle kıymetli bir gölle ilgili tek olunca yayıncılıkta ayrı bir sorumluluğunuz oluyor. Şimdi alternatif yok bazı konuları gündeme gel. Çok yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Sapanca Gölü'nden bir tane daha yok. Biz de bu konuda hassasız ve Sakarya'yı seven, ülkesini seven, doğayı seven herkesin zaten bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Efendim, takip ediyoruz. İnşallah tertemiz, pırıl pırıl kalmasını, biz ömrümüz oldukça, bu meslekte oldukça üstümüze düşen vazifeyi yerine getirip sağlanmasına, korunmasına destek olmak görevimiz, boynumuzun borcu diye düşünüyoruz. Para, pul, turizmden kazanılan gelirler, hepsi gelir geçer ama göl bitti mi mahvoldunuz. Mahvolduk hep beraber. Türkiye'de ölen göller var. Bakın çok az buz değil sayısı. Google'a girip bir yazarsanız ölen, ömrünü tamamlayıp çevre kirliliğinden dolayı balçıklaştıktan sonra geri dönülemez noktaya gelip Burdur yöresinde bile yaşandı geçmiş yıllarda. Yok olan göller var. O gölün kenarındaki ufak kayıkçı iskelelerinden eser kalmamış. Balçık topraklaşmış bir süre sonra o pırıl pırıl göllerin üstünde yüzen kayıklar, kayık iskeleti olarak kenarda duruyorlar. Hazin görüntüler var. Şimdi müsilaj gibi bir görüntü. Yani buna can dayanmaz ya, can dayanmaz. Bizim hani biz gözümüzle bile bakarken bir ucundan öbür ucuna görebildiğimiz bir göl. Çok büyük bir göl değil. Kendini temizleme potansiyeli çok yüksek olan bir göl değil bizim gölümüz. Bu kaynak suları besliyor ve temizliyor. Kaynak suyu da böyle gelirse ne olacak bunun hali? Neyse, maalesef üzücü. Bir su haberiyle devam edelim. Yaz aylarının girmesiyle birlikte, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Adapostası gazetesi diyor ki vatandaşlar plaja koştu. Hakikaten çok sıcak bir hava var. Bugün de 34 dereceye kadar çıkacak. Vallahi ben sıcağı çok seven bir insanım. Benim için hiçbir sıkıntısı yok ama gerçekten normal, bu konuda normal hisseden insanlar için çok sıcak hava. Haziran ayının başı olmasına rağmen Sakaryalı vatandaşlar Karasu ilçesinin plajlarında soluğu nefesi almış sayın seyirciler. Yaz aylarının girilmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte deniz sezonu açıldı. Bu çerçevede Sakarya'ya denize kıyısı olan Karasu ilçesinde hafta sonu fırsat bilen vatandaşlar plajları doldurmuş. Yakıcı ve bunaltıcı havadan sıkılan vatandaşların bazıları sahilde şemsiyelerinin gölgesinde, bazıları da Karadeniz'in, Akdeniz ve Ege'ye göre şu an hala serin olan sularında hafta sonunun tadını çıkarmış. Yine Adapostası gazetesi hava sıcaklıklarını manşet yapmış. Sakarya'da termometreler dün 35 dereceye kadar yükseldi. Bunaltıcı hava yüzünden öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Bugün ise hava daha da sıcak olacak demiş. Bu arada sayın seyirciler, sabah program girişinde verdiğimiz son dakika haberiyle ilgili ilk fotoğraflarımız geldi ekiplerimizden. Hemen onları sizlere iletelim, gösterelim. Adapazarı'nda
Köpeklerin sürekli aynı yere giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen muhtarın ihbarı üzerine gördüğünüz arazide kemikler, kemik parçaları, tişört ve ayakkabı tespit etti emniyet güçleri. Savcılık ve jandarma konuyla ilgili geniş bir araştırma başlattı. Olay yerine giden arkadaşlarımızdan ilk gelen fotoğraflar ekranlarınızda. Adapazarı'nın Alandüzü mahallesi Çeşme mevkiinde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen muhtar durumu jandarma ekiplerine bildiriyor efendim. Yapılan aramada ekipler bir erkeğe ait olduğu henüz düşünülen kesinleşmemiş kemik, tişört ve ayakkabı tespit ediyorlar. Bölgeye çağrılan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı incelemenin ardından kemik parçaları Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırılmış. Burada yapılacak olan incelemenin ardından kemiklerin bir insana ait olup olmadığı tespit edilecek. Eğer bir insana aitse çıkan bu sonuçla birlikte parçalar DNA testiyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılacak parçaların efendim. Gördüğünüz üzere medyabar.com'da başka fotoğraflar da yükleniyor. Bölgeye giden ekibimiz olay yerinden sürekli görüntü geçiyor. Geniş bir, benim de gördüğüm kadarıyla geniş bir jandarma ve savcılık orada, jandarma ekibi orada geniş bir çalışma yürütüyorlar. Hızlı bir çalışma yürütüyorlar. Bu sabahın Sakarya için son dakika haberi, gördüğünüz arazide jandarma çevirmiş vaziyette şu anda, yeni gelen fotoğraflarda da görüyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır. Eğer bir kayıp vakasıysa, bir ihbarı varsa zaten çok kısa bir sürede kimlik tespitiyle birlikte neticelenecektir diye düşünüyoruz. İnşallah bir insana ait değildir. Henüz kesinleşmedi ama jandarma ekiplerinden ilk arkadaşlarımızın aldığı bilgilere göre yanında tabii kıyafet bulunması, ayakkabı ve tişört bulunması insana ait olduğunu düşündürüyor. Korucuk araştırmada yapılacak tespitten sonra gelişmeleri biz gün içinde, bu son dakika haberinin gelişmelerini sizlere anbeanmedyabar.com'da iletiyor olacağız efendim. Yeni Haber gazetemizle devam edelim sevgili Samet. Bakalım Yeni Haber manşetine. İstanbul'da çöken bina sonrası gözler Sakarya'ya çevrildi demiş Yeni Haber gazetesi. Ya deprem yıkacak ya da kendi kendine yıkılacak. 30-40 yaşında binalar var diyor. İstanbul'da kendi kendine çöken bina sonrası Sakarya'daki eski ve çok katlı binalar endişe uyandırdı. Konuya ilişkin Yeni Haber gazetesine açıklama yapan Sigorta Acente Müdürü Ali Esen, Sakarya'daki çok katlı binaların sayısı 3600. Bu binaları Sakarya'da ya deprem yıkacak ya da kendi kendine yıkılacak. Çünkü bu binalar hakkında hiçbir önlem yok demiş tecrübeli sigortacı. Sakarya'da şu an 52 bin tane binanın sigortası bulunmadığına da değinen Ali Esen, 99 depremi öncesi binalara ilişkin olarak şu sözleri söylemiş. 17 Ağustos 99 depremi öncesinden 30-40 yaşında olan çok eski binalar bugün hala mevcut. Sakarya genelinde bu binaların sayısı 3600. Bu binaları Sakarya'da ya deprem yıkacak ya da kendi kendine yıkılacak. Çünkü bu binalar hakkında hiçbir önlem yok demiş. 99 depremi öncesi 4,5 ve 6 katlı çok katlı olan, hasar atlatmış, ayakta kalmış çok sayıda binamız var demiş Ali Esen. Ancak bu binalar maalesef elden geçirilmiyor. İçerisinde hala oturuyor insanlar. Bu binalar kiraya verilmeye, satılmaya, elektrik ve doğalgaz bağlatılmaya devam ediliyor. İlçe olarak Karaağaç Dibi, Sakarya Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde çok katlı, çok fazla bina var. Şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için kentsel dönüşüm Sakarya'da hiçbir yerde başlamadı. İnsanların kendi kendine kentsel dönüşüm yapacaklar ama bu finansları olmadan mümkün değil demiş. Çok acı bir durum, bu konu hakkında çok daha fazla duyarlı olmalıyız. Kentsel dönüşüm konusunda işbirliği yapılması gerektiğine değinen Ali Esen,
Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz odalarıyla hep beraber işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu binaların elektriğinin, suyunun kesilmesi ve kapatılması gerekiyor. Bu binada oturulamaz diye uyarı afişleri asılmalı demiş. Gerçekten güzel tavsiyeler tabii ki ilgili kurumlara verilen. Bu iş kentsel dönüşüm mevzusu çok önemli. Belediyelere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na gerçekten vatandaş olarak destek olmamız, herhangi bir ideoloji, particilik deprem bölgelerinde bizim gibi Yalova gibi, Gölcük gibi, İzmit gibi, İstanbul başta elin taşın altına sokması, sorumluluk alması gereken bir konu. Nasıl ki Sapanca Gölü için kendimizi paralıyoruz, kentsel dönüşüm için de aynı şekilde her birimizin gerçekten kendimizi paralamamız gerekiyor. Yani bunun ötesi berisi yok. Deprem bölgesindeyiz. Sayın Esen'in dediği gibi kendi kendine yıkılma potansiyeli olan, deprem görmüş ve artık 30-40 yaşına gelmiş binalarımızın sayısı 3600. Hiç az değil ve şehir merkezinde yoğunlaşmış yapılar bunlar. Yeni Haber gazetesi manşet üstünde emeklilerden açıklanan enflasyon rakamlarına tepki, emeklilerin alım gücü düştü haberini vermiş. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, aylık tüfeği %3.7, yıllık tüfeği %75.45 olduğunu duyurmuş. Açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten Sakaryalı emekliler, kağıt üzerinde tespit edilen ülke gerçekleriyle bağdaşmayan sözde enflasyon rakamlarıyla emekli ve çalışanların alım gücü düşmüştür diyerek yorum yapmışlar. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, yani hepimizin bildiği adıyla TÜFE, aylık ve yıllık bazda artış gösterdi sayın seyirciler. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3.37, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre, yani Haziran ayına göre ise %75.45 ve 12 aylık ortalamalara göre %62.51 olarak gerçekleşmiş. Şimdi sayılara çok boğunca insanın kafası karışıyor ama yani ben size şöyle özetleyeyim bu durumu, hani sürekli bu haberleri takip eden birisi olarak. Geçtiğimiz aya göre, Mayıs'a göre, daha bugün 4 Haziran'dayız. %3.37, %4 deyin. Bu açıklanan resmi rakam. Yani 100 liraya marketten aldığınız peynir, bu ay 15 gün önce aldığınız peynir bugün 104 lira. Yıl sonuna kadar olacağı rakam sizin benim ekonomi bilgimizle 48 lira, 148 lira olacak demek. Bu realde çok ufak şeylerde gördüğümüz artış. Peki emeklinin, asgari ücretlinin, özel sektör çalışanının ve hatta devlet memurunun seneye bu ay peynir 148 lira olduğunda aldığı maaş o oranda, %48 oranında artmış olacak mı, hiç oldu mu? Geriye dönüp bir düşün. Bu ne demek? Düşe alım gücümüz şu an toplumun %70'inin, %80'inin, bakın, fakirlik sınırında değil, açlık sınırında. Açlık sınırında. Yani sadece gıdanızı sınırda tüketebiliyorsunuz. Bu şu demek, olmuyor. Bu ekonomiyi yönetemiyoruz. Yönetemiyor bu ekonominin başındakiler. Yani bu A yan, B yan ortada. Hani A'sı B'si bunun artık kalmamış. Yönetilemiyor, becerilemiyor. Beceren birileri gelsin. Bu işin başına geçsin. Bu taktiklerle olmuyor. Bu ekonomi politikasıyla olmuyor. Yani gıda eksikliği özellikle çocuklarda ilerleyen nesiller için Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türklerin bundan sonraki jenerasyonunun beyninin, zekasının mental gelişimi için bile tehlike. Geçtim toplumsal sosyolojik sıkıntıları. Açlık sınırında bir toplumun %70'inin, %80'inin yaşaması kabul edilebilir bir durum değil, insanlık dışı bir durum. Yani ne olacak bilmiyoruz. Gerçekten kanayan en büyük yaramız ekonomi haline geldi maalesef. Çünkü ekonomi dediğiniz şey her şeyi etkiliyor. A'dan Z'ye, insan psikolojisinden
çocukların zeka gelişimine kadar toplum ahlakından hırsızlıklar artıyor, gasplar artıyor. Yasaklı madde ticaretine giren insan sayısı artıyor. Ölümler artıyor. Sağlık hizmeti almak da çünkü bir yerde artık ciddi finans gerektiriyor insanların bütçesi için. Bilmiyorum. En acil çözülmesi gereken konularımızın başında önce kentsel dönüşümse, çünkü depremin hangi an, hangi dakika, nerede olacağı belli değil. İkincisi kesinlikle ekonomi. Geçelim yeni haberin bir diğer haberine. Subü kampüsü 100 hektarlık alanda yapılacak. Belediye internet sitesinde yayınladı demiş Yeni Haber gazetesi. Arifiye Belediyesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yeni kampüsü için imar planını askıya çıkardı. Kampüs Arifiye Cumhuriyet Mahallesi'nde 100 hektarlık alanda yapılacak. Söz konusu imar uygulaması belediyenin de internet sitesinde yayınlanmış efendim. Çok güzel bir arazi. Arifiye sınırlarında ama tam Arifiye ile Sapanca'nın arasında kalan bir noktada. İnşallah en kısa sürede inşaatı başlar. Üniversiteler çok önemli diye düşünüyoruz. Bu arada demin enflasyon demişken hemen şu Mayıs ayı enflasyon rakamı haberimizde bir izleyelim. Olayın haberleşmiş halini, dünkü açıklamadan sonraki detay bilgilerini de bir alalım. Gazetelerimize devam edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %3.37 artarak yıllık 75.45 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50.85'le giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %104.80'le eğitim oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1.1 ile haberleşme oldu. Evet, biz sevgili Sevde haberi kurgularken de çok net bir şekilde hepimizin anlayacağı şekilde gördüğünüz gibi KJ'sine de yazmış. %75.45 aslında reel, gerçek, hissedilen oran. Bu toplum yaşamında, toplum dengesinde çalışanların büyük bir çoğunluğunun neredeyse %80'in asgari ücretli olduğu ülkelerde tahammül edilebilir, kabul edilebilir, yaşam standardını sağlıklı devam ettirebileceği insanların bir standart değil. Oh, bu iç karartıcı haberden sonra sevgili Samet bize bir Pamukova'da renkli anlar yaşandı efendim. Çok güzel bir şenlik yapıldı. Bir nefes alalım, bir soluklanalım. Araya şehrimizde olan güzel şeyleri de bir serpiştirelim istiyorum. Pamukova'ya bir gidelim. Büyük tencerelerde pilavlar pişti, müzikler eşliğinde doyasıya eğlenildi. Yıllar sonra yapılan etkinlik renkli görüntüleri ortaya çıkardı. Pamukova Çardak Mahallesi'nde 37 yıl aradan sonra Hıdrellez Pilav Şenliği düzenlendi. Şenlikte kazanlar dolusu pilav misafirlere ikram edildi. Tamam, yanlış anlama. Ona göre dediler, sonradan dağıtacağız. Şenliğe sıcak havaya rağmen yoğun ilgi vardı. Hıdrellez Pilav Şenliği'nde mahallenin kızları ve gelinleri kıyafetleriyle dikkat çekti. Çok tatlılar, çok güzel bir şenlik olmuş. Bu Pamukova'daki öncelikle o mahallenin kızları ve gelinlerine,
hakikaten sevgilerimi sunuyorum. Hepsini tek tek öpüyorum. Ne kadar güzel poz vermişler. Şimdi bu Hıdırlık Pilavı şenlikleri harika bir olay. Yani bunun aslında bu sene canlanmaya başladı tekrar ve çok sevindirici. Aslında festival havasında geçiyor. Birleştirilip daha büyük bir festival gibi de yapılabilir. Bu dönemde Taraklı'da, Pamukova'da, Geyve'de, köylerde ayrı ayrı oluyor, ilçelerin oluyor, Hıdırlık Pilavı şenlikleri yapılıyor. İşte gördüğünüz üzere çocuklar eğleniyor, büyükler eğleniyor. Hıdırlık Pilavı sonra çok lezzetli, oraya gelen herkese ikram ediliyor. Mantığı kalanları doğaya serpip, doğayı da besleyip bereketi arttırmak üzere çok güzel bir altyapısı, bir kültürü var. Geçmiş dönemde Taraklı'da yapılanlara gitmişliğim var benim de. Bu sene nasip olmadı. Yani inşallah seneye. Hakikaten çok istiyorum. Yine Mayıs-Haziran aylarında oluyor biliyorsunuz katılmayı. Bizim Pamukova muhabirimiz İsmail abi, sevgili İsmail Çetintaş sağ olsun bu haberi takip etmiş, göndermiş. Tam bu görüntü. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Kostümler harika. Yani özenilmiş, düşünülmüş çok güzel bir organizasyon. Çardak Mahallesi'ne ve tüm Pamukova'ya ben kendi adıma bir Sakaryalı olarak teşekkür ediyorum. Afişler harika. İşte bunlar daha yaygın ve sık olmasını istediğimiz etkinlikler. Çünkü birlik içinde, beraberlik içinde olmaya gerçekten ihtiyacımız var. Çok kötü bir pandemi dönemi geçirdik. 3 yıl koptuk. Konumuzdan, komşumuzdan, akrabamızdan neredeyse 3 yıl koparak yaşadık. Sohbetlerimiz azaldı, görüşmelerimiz mecburen azaldı. Özledik de. Bir olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı özledik de çocuklar için de çok önemli. Yapanların ellerine, emeğine sağlık. Vallahi inşallah bu güzel kültürümüzü, yöremize ait bu şenlik kültürünü, Hıdırlık Pilavı'nı ve onun felsefesini gönül ister ki Sakarya'nın içinde de en son belki büyük şehrin, belki Sakarya Valiliği'nin, efendime söyleyeyim belki ticaret odasının ön ayak olacağı bir organizasyonla inşallah seneye hepsi yapıldıktan sonra toplam büyük bir şenlik olarak da kutlarız. Öyle bir organizasyon düşünülür. Çok da güzel olur. Türkiye'de sesini duyuracak bir tanıtım da olur aynı zamanda. Yani hep söylüyorum Alaçatı'da hiçbir şey yok. Ot var diye ot festivali yapıyorlar. Alaçatı'nın dünya kadar reklamı yapıldı bu konuyla ilgili. Güzel. Onlar da olsun tabii güzel etkinlikler ama bizim böyle bir kültürel altyapısı olan, böyle bir geçmişi olan, böyle bir tarihi olan şenliğimizi hakikaten çok daha yüksek sesle ve ülkenin tamamına duyurmamız gerekiyor. Bence birçok yerli turiste gelir büyük bir etkinlik olursa, yapılırsa. Efendim sevgili partnerim Sevde Yıldız yarın inşallah sizlerle beraber olacak. Ben pazartesi günü onunla birlikte yine bu programda yanında yorumcu olarak yer alacağım. O arada bir 3-4 günlük müsaade istedik sizlerden ve kurumumuzdan. Kısa bir dinlenme dönemi geçireceğiz. Pazartesi günü hep birlikte olmak dileğiyle. O zamana kadar Sevde sizlerle beraber. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Müzik